Öncelikle merhaba. Burada bulunan herkesi kurumum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. İstanbul Sememe Odası'na da bizleri sizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Çok fazla bir kalabalık var. Benim bu 10. sunumum yaklaşık bu konuyla alakalı. Gördüğüm en büyük kalabalık burada şu an. Tabii konunun cari olmasının da bunda etkisi var. Bu konu ama önce şunu söyleyeyim, sunumumu kısa keseceğim. Çünkü sunumumda diğer arkadaşlarla mükerrer konular var, onları atlayacağım. Sunum sonundaki soru cevap kısmının daha verimli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden soru cevap kısmına daha fazla zaman kalmasını istiyorum. Dolayısıyla sunumumda diğer anlatıcıların anlatmadığı mevzuları değinip kendimce özellikle gördüğüm hususları anlatacağım. Daha sonra sözü diğer sunuculara bırakacağım. Bu mevzu Türkiye'nin gündemine 2000 yılında girmiş. Konuşulmuş, değerlendirilmiş. 2016'nın yazında bunun kanun değişikliği yapıldı. 2017'de tebliğ yayınlandı. 2017'nin Haziran ayında Kırşehir'de, 2018'in başında da Amasya, Çankırı ve Bartın'da bu iş pilot olarak uygulamaya başladı. Yaklaşık 2 yıldır bu illerde uygulanmaktadır. Şubat'ın 1'i itibariyle de tüm Türkiye'den beyannameleri almaya başladık. Burada aslında yani çok büyük değişiklik yapmadık biz. Burada yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgesini alıp muhtasar beyannamenin bir bölümü yaptık. Özünde yapılan budur. Yani var olan bir beyannameye Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen bildirgeyi ek yaptık. Böyle basit düşünmeyi seviyorum. Çünkü aslında konu karışık anlatılıyor bazen böyle. Ancak yapılan budur. Zaten sizler veya mükelleflerimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir belge veriyordu. Bize de muhtasar beyanname veriyordunuz. Biz aldık Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen belgeyi muhtasar beyannamenin iki yaptık. Bunun haricinde iki kurumun uygulamaları farklı olduğundan birkaç müessesede değişiklik yaptık. Bunlara şimdi tek tek değineceğim. Bu beyannameyi bizim kanunlarımıza göre, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 4.1a maddesi kapsamında bildirimde bulunanlar verecekler. Burada benim öncelikle vurgulamak istediğim husus bu beyannamenin elektronik ortamda verilmesi gereken bir beyanname olması. Şu an bizim aslında bütün beyannamelerimiz, biz gelir dairesi olarak beyannamelerimizin %99.9'unu elektronik ortamda alıyoruz. Ancak bu beyannameleri belli şartlar altında kağıt ortamlara verebilirsiniz. Ya da kağıt ortamda verilmesine izin verilen beyannamelerimiz de var. GMS'yi beyannamesi gibi. Ancak bu beyanname hiçbir şartta kağıt ortamında alınmayacak. Yani herhangi bir zor durum anında beyannameyi kağıt ortamında vermeniz gerektiğinde vergi dairesinin veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu beyannameyi elden alacak sistemleri yok. Bu beyannamenin her halükarda elektronik ortamda verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu beyanname yürürlüğe girdikten sonra kağıt ortamında beyanname veren bazı mükelleflerimiz de elektronik ortamda bu beyanname açısından ama beyanname vermek zorunda kaldılar. Bunlar dernek ve kooperatiflerimiz. Basit üslü mükelleflerimiz de bu kapsamda değil ama basit üslü mükellefler zaten defter beyan sistemi alındıklarından elektronik ortamda beyanname vermeye başladılar. Ama kapıcı çalıştıran apartman yöntemleri, işte bazı diğer ücretli kesim dediğimiz GMS mükelleflerin yanında bulunan GMS mükellef olup yanında iç çalıştıranlar da bu beyannameyi elektronik ortamda vermek zorundalar. Burada çok büyük değişikliğimiz yok. Şu an beyannamelerini kimler elektronik ortamda gönderebiliyor ise bizim 340 sayılı bir vergi usul kanunu genel tebliğimiz var ve 15 numaralı vergi usul kanunu sürüklerimiz var. Burada kimlerin beyannamesini elektronik ortamda kendisinin gönderebileceği açıklanmış. Onlar bu beyannameyi de kendileri elektronik ortamda gönderebilecekler. Onların dışında kalanlar ise bir meslek mensubu ile sözleşme imzalayıp bu beyannameyi gönderme zorunda ya da odası aracılığıyla beyannameyi de gönderebilirler. Bu beyanname ile aslında bugüne kadar kendisi elektronik ortamda beyannameyi gönderemeyen bir iki sınıfı da kapsama aldık. Artık apartman yönetimleri, bu GMS mükellefler yanında iç çalıştıranlar veya kurumlar vergisi mükellefi olmayıp da vergi kesintisi yapan dernek vakıflarımız da bu beyannameyi elektronik ortamda kendileri gönderebilecekler. Zaten kağıt ortamda kendileri veriyorlardı, elektronik ortamda da kendileri versin
diye düzenleme yaptık. Bu yetkili vergi dairesi, hani beyannamenin hangi vergi dairesine verileceği hususu. Bu da sunumlarda çok soruluyor. Ancak ben bunu böyle genel cümlelerle açıklıyorum. Şu an muhtasar beyannameyi nereye veriyorsanız bu beyannameyi de oraya vereceksiniz. Mükellefler açısından. Ancak bizim burada aradığımız şart şu. Hani muhtasar beyanname var. Bir de sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim hizmet belgesi vardı. Bunları birleştirdik. Bizim burada bakacağımız husus, muhtasar beyannamenin vergi kesintileri kısmında çalışanlarınızı beyan ettiğiniz zaman onun ücretlerini yapmanız kesintiler. Hani bizim 11 ile başlayıp 20'ye kadar devam eden bir ödeme türlerimiz var muhtasar beyannamede. Eğer bir muhtasar beyannameye, muhtasar beyannamenin o alanına bir çalışanın ücretinden yaptığınız kesintiyi beyan ediyorsanız o beyannamenin prim hizmet tarafını doldurup göndermeniz gerekiyor. O beyannamenin SGK bildirim tarafını dolduracaksınız. Bizim beyannameyi alırken kontrol ettiğimiz husus bu. Gelir vergisi kanununa göre şu an bu uygulamayı saymazsak 10 veya daha az işçi çalıştıran mükelleflerimiz 3 ayda bir muhtasar beyanname verme hakkına sahiptir. Şu anki kriter 10 veya daha az işçi çalıştırmak. Ancak bu beyanname yürürlüğe girdikten sonra bu kuralı biraz değiştirdik. Artık kural işçi çalıştırıyor olmak veya olmamak. İşçi çalıştırmıyorsanız çözüm basit, beyannamenizi 3 ayda bir verebilirsiniz. Herhangi bir mükellefimizin, işverenimizin, işveren demeyeyim artık çünkü işçi olmadığı için, herhangi bir mükellefimizin yanında çalışan yok ise beyannamesini 3 ayda bir verebilir. Ancak işçi çalıştırıyor ise bunların maaşından kestiği, ücretinden kestiği primleri veya hizmet günlerini aylık olarak zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorunda olduğumuzdan beyannamemizi artık aylık vereceğiz. Yani bir tane bile ihtimiz var ise artık muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin aylık verilmesi gerekiyor. Burada da biz aslında kolaylık diye öngördük ama Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın'daki izlenimlerimiz dolayısıyla kafa karıştıran bir husus olarak anladığımız veya kafa karıştıran bir husus olduğunu fark ettiğimiz bir kolaylık da var. Eğer dedik ki bu işverenin işçi sayısı ondan az ise, bir veya on arasında ise, bu mükellefimiz vergi kısımlarını 3 ayda bir beyan edebilir dedik. Bunu örnekle açıklayayım. 5 işçiniz var, serbest meslek kesintiniz var, kira kesintiniz var. Bu beyanname vermekle mükellefsiniz. Ocak ayı bitti diyelim, Şubat'ın birindeyiz. Ocak dönemi beyannamesi verilmesi gerekiyor. İsterseniz serbest meslek kesintisini, Ocak ayı içinde yaptığınız kira kesintilerini ve o 5 işçinin ücretinden kestiğiniz vergileri beyannameye yazmayabilirsiniz. Vergi kısmını boş bırakabilirsiniz. Sadece beyannamenin SGK kısmını doldurup o 5 işçinin aylık prim hizmetlerini beyan edip oluşan tahakkuku Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyebilirsiniz. Ocak dönemi bitti. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yani bu bizim aslında kolaylık olarak hani şu an mükelleflerin var olan bir haklarını 3 ayda bir vergiden ödüyorlar. O hakları devam etsin diye öngördüğümüz bir husus. Bu tercihe bağlı. Bunu isterse mükellefimiz anlatacağım. Ayrıca ben de bilir. Ocak ayı bitti. Şubat oldu diyelim böyle. Yine Şubat ayında yaptığınız vergi kesintilerini beyan etmeyebilirsiniz. Hani Şubat dönemine ilişkin Mart'ta vereceğiniz beyannamede sadece o 5 işçinin ücret ve primlerini beyan edip oluşan tahakkuk Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyebilirsiniz. Mart dönemi bittiğinde, Nisan 1 olduğunda bu sefer beyannamenin vergi tarafına Ocak, Şubat ve Mart'ta yaptığınız serbest meslek kesintilerini, zirai kesintilerinizi, kira kesintilerinizi, bu çalıştırdığınız 5 işçiye ilişkin ödediğiniz ücretlerden Ocak, Şubat ve Mart'ta yaptığınız vergi kesintilerini yazabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafına sadece aylık Mart ayına ilişkin prim hizmetleri yazıp beyanname verebilirsiniz.
Oruçtan tahakkukunuzu da ayın 20'sinde ödeyebilirsiniz. Ancak bu bir seçimlik bir hak. Kırşehir'de, Amasya ve Çankırı ve Bartın'da mükelleflerimiz veya meslek mensuplarımız hem vergileri hem de primleri aylık beyan edip aylık ödüyorlar. Burada bir beyanda bulunmanız gerekmiyor. Vergi dairesine bir başvuru yapmanız gerekmiyor. Beyannamenin vergi kısmını doldurduğunuz zaman tahakkuk oluşursa bunu ödeyeceksiniz. Beyannamenin vergi kısmını boş bırakıp hiçbir şey yazmazsanız bir tahakkuk oluşmayacağından ödemeniz gereken bir vergi de bulunmuyor o dönem için. Ocak ayında yazdınız, Şubat ayında yazmayabilirsiniz. Hani Şubat'ta Mart'tı, Mart'a ilişkin verdiğim beyanname de yazabilirim diyebilirsiniz. Hani bu geçişkenliklerde de bizim kontrol ettiğimiz, baktığımız bir husus yok. Bu tamamen mükelleflerimizin veya sizinlerin tercihi olacak. Beyannamenin ayın 20'sine kadar verilmesi gerekiyor. Burada dönemi değiştirmedik. Ancak ayın 15'i ile 14'ü arasında çalışanlar için özel durumlar var. Bir de şeyi söylemek istiyorum, özür dilerim. Diğer sunumlara çok sorulduğu için. Şimdi 10 veya daha az işçi çalışanların şu an bizim sistemimizde vergilendirme dönemi 3 aylık. Bunların aylığa çevrilmesi lazım. Biz Aralık ayında muhtasar beyannamesinde en az bir işçi beyan eden mükelleflerimizin dönemlerini 3 aylıktan ayla otomatik olarak çevireceğiz. Bunu yapmadık, yapma zamanı olarak cumartesi pazar günü planlıyoruz. Bu dönem BA ve BS'lerin son günü olduğundan, turizm katkı payının son günü olduğundan erteledik. Ama bu cumartesi pazar günü yapacağımız çalışma ile Aralık dönem beyannamesinde en az bir işçi beyan etmişse mükellefimiz, onun dönemini 3 aylıktan ayla biz çevireceğiz. Ancak mükellefimiz Aralık'ta işçi çalıştırmıyor. Ama Ocak ayında işçi çalıştırmaya başlamış ise mükellefimizin kendisinin vergi dairesine giderek başvuru yapması lazım. Ya da hiç vergi dairesine gitmesin. İnteraktif vergi dairesinden de muhtasar beyannamenin dönem değiştiği başvurusunda bulunabilir. Hızlı bir şekilde bir gün içerisinde dönemi 3 aylıktan aylığa çekilir. Dönem olarak ayın 15 ile 14 arasında çalışma önemli. Sosyal güvenlik kurumu açısından değişen bir şey yok. Hani kişi ayın 15'inde 15 ve 14 arasında ücret alıyor ise, ücret ayın dönemin başında da ödense, hani 15 Ocak 14 Şubat diyelim, sosyal güvenlik kurumu açısından ücretin 15 Ocak'ta veya 14 Şubat'ta ödenmesinin bir önemi yok. O prim ve hizmettir Ocak döneminin kabul edilip Şubat döneminde beyan edilmesi gerekiyor. Ancak bizim açımızdan eğer ücret dönemin başında ödeniyor ise, hani 15 Ocak'ta ücret ödemesi varsa, bunların gelir vergisi kesintilerinin Ocak dönemi beyannamesi ile Şubat 20'sine kadar verilmesi gerekiyor. Ama ödeme hizmetin sonunda, yani 14 Şubat'ta ise ödeme Şubat ayında olduğundan kesinti Şubat ayında yapılması, kesintinin Şubat ayında yapılması lazım. Beyannamenin de Mart'ta verilmesi gerekiyor. Yani Şubat dönemi beyannamesine dahil edilecek, Mart'ta ödenecek. Beyannamenin yapısını hızlı geçeceğim. Bu kısımları Cenk Bey hızlı anlatacak. Şu an bizim var olan hani BDB'deki muhtasar hizmet beyannamesinin yapısı burada ekranına da yer alıyor. Buraya sadece başta da söylediğim gibi SGK bildirimleri alanını ekledik. Bu alanda, bu alanın açılmış hali bunu göstereyim, evet. Şu an zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir bildirim veriliyor. Bu bildirimde 28 tane alan var. Biz bu alanlara bu birleşmeden dolayı 4 tane yeni alan ekledik. Gelir vergisi alakalı, gelir vergisi matrağı, asgari geçim indirimi, gelir vergisinden muaf mı değil mi gibi. Bir de daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimler iş yeri bazında veriliyordu. Yani bir mükellefimizin binlerce veya on binlerce işçi olabilir. Hepsi için ayrı ayrı bildirim vermesi gerekiyordu. Burada mükelleflerimiz isterse tek bir beyannameye bütün iş yerlerini yazabilir. Bunu da daha sonra örnekleri açıklayacağım. Bunun faydası, ne kadar iş yerini tek bir beyannameye korsanız mükellefimiz o kadar damga vergisinden aslında tasarruf sağlıyor. Bu kısımlar hızlı geçiyorum. Cenk Bey'in çok ayrıntılı bir şekilde anlatacak kısımlar. Beyannamenin nasıl verileceği kısmı.
Şimdi kanuni süresinin sonuna beyanname verilmesi de dikkat edilmesi gereken bir husus. Biz geri dairesi olarak bize verilen en son beyannameyi nihai beyanname olarak kabul ediyoruz. Yani mükellefimiz 1000 lira bir vergi beyan etti. Daha sonra 1200 lira olması gerektiğini fark ettiğinde 200 lira bir beyanname değil de bize 1200 lira bir beyanname veriyor. Biz sistemde zaten o 1200 liraya 1000 liranın farkını alıp size 200 lira tahakkuk kesiyoruz. Nihai olarak son verdiğiniz beyanname bizim açımızdan son beyanname olarak kabul ediliyor. Biz değerlendirmelerimizi ona dikkate alıyoruz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nda mantık farklı. Onlar da toplam tahakkuk değil de işçi bazındaki bildirimler önemli. Çünkü orada çalışanın hakları önem arz ettiğinden bir iş yerinin 13'si var ise onun bir tanesinin bilgisinde herhangi bir değişiklik olduğunda diğer 9 tanesinin de size beyan etmesini beklemiyor. 13'ünüz vardı, bir tanesi onunla beyan ettiniz. Daha sonra bir tanesinin o 32 tane satırın herhangi birinde bir yanlışlık olduğunu fark ettiniz. Bu durumda şu an yapılması gereken nedir? Önce bir iptal veriyorsunuz. O bir kişinin daha önce beyan ettiğiniz satırını iptal ediyorsunuz. Daha sonra ekleyip onun olması gereken alanlarını beyan ediyorsunuz. Biz de bu iki yapıyı nasıl birleştirdiğini düşündüğümüz zaman eğer beyannamenin vergi alanında bir düzeltme yapmışsanız yani muhtasar tarafının son halde olması gerekiyor. Şu an yapıldığı gibi. Vergi kesintilerini beyan ettiniz. 5 işçiniz vardı. Onu da beyan ettiniz. Tahakkuklarınızı aldınız, ödediniz. Sonra baktınız ki vergi tarafında bir sıkıntı yok ama o 5 işçinin herhangi bir bilgisinde bir değişiklik var. Bir tanesinde böyle. Biz o durumda bu 4 işçinin bilgisinin tekrar yazılmasını beklemiyoruz. O 4 işçi tekrar beyan etmeniz gerekmiyor. Beyannamenin üst alanında bir kutucuk var. Bunu yine Cenk Bey anlatacak böyle düzeltme beyanı kısmında. Onu işaretliyorsunuz. Sadece o 5 işçiden iptal ettiğiniz işçi ilişkin satırları yazıyorsunuz. Tekrardan aynısını bir önceki beyanınızdakinin. İptal diyorsunuz. Sonra altına ekleyip olması gereken bilgileri yazıyorsunuz. Beyannameyi bu şekilde gönderiyorsunuz. İki kurum var. Bizim tarafta devamlı tek tahakkuk çıkacak. Hani vergi beyannamelerinde bizim genel kuralımızdır. Bir beyanname tek tahakkuktur. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında iş yeri bazında veya kanun numarası bazında tahakkuk kesiliyor. Birden fazla olabilir. Hani bu beyanname verdiğiniz zaman her zaman bir tane vergi tahakkuku olacak. Ama iş yeri sayısına veya kanun belge numarasına, belge türüne bağlı olarak tahakkuk sayısı birden fazla olabilir. Beyannameyi gönderdiniz. Biz kendi tarafımızı kontrol ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu kendi tarafını kontrol edecek. Kontrol sonuçları dönecek. Sonuçlar döndükten sonra diyelim ki bizim tarafta tek tahakkuk var. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında 10 tahakkuk var. Vergi tahakkukunda sorun yok. Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkukların 8'inde de sorun yok ama ikisinin hata var böyle. İsterseniz o iki tahakkuku, o iki iş yerine ait tahakkuk bilgileri düzeltmeden vergi tahakkuku ile Sosyal Güvenlik Kurumu 8 tahakkuk için beyannameyi onaylayabilirsiniz. Daha sonra o iki iş yeri için düzeltmelerinizi yapıp, düzeltme beyannamesi verip o iki iş yerinde daha sonra beyan edebilirsiniz. Ancak düzeltme beyannamelerinde ilk beyannamede bütün tahakkukların onaylanabilir olmasını aramıyoruz. Ancak düzeltme beyannamelerinde beyan ettiğiniz bütün tahakkukların hatası olması lazım. Buradaki dikkat edilmesi gereken husus bu. Şu atladığım hususa tekrar geleyim böyle. Biz gelir dairesi olarak dönemi bitmeden beyanname almıyoruz aslında. Hani Ocak dönemi KDV'sinin verilebilmesi için Şubat'ın 1 olması lazım. Ocak dönemi muhtasarının verilebilmesi için Şubat'ın 1 olması gerekiyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çeşitli sebeplerle ilişkilik belgesi alınması gerektiğinden İbrahim Bey de bu konulara değinecek. Dönemi bitmeden yani Şubat'ın 1'i ve 4'ü için ya da Şubat'ın 1 ile 3'ü için diyelim böyle bir bildirge vermeniz mümkün. Biz de bu muhtasar beyannamesi için bu kendi kuralımızı değiştirdik. Artık dönemin bitmeden de muhtasar ve prinsip beyannamesi gönderilebilecek. İlişik kesme belgesi almak istiyorsak. Buraya bir basit bir örnek koydum böyle. Bir mükellefimizin 10 tane iş yeri var. Birisi diyelim ihale konusu bir iş yeri. O iş yerine ilişkin ihale 5 Eylül'de bitmiş diyelim.
ve o ihaledeki ilişki kesme belgesi almak istiyor mükellefimiz. İsterse ayın 10'unda, 10 Eylül'de daha Eylül dönemi bitmeden Eylül'ün 1'i ile 5'i arası için muhtasar prim beyannamesi verebilir. Ancak bunu yapmadan önce ilişki kesme belgesi alabilmesi için sosyal güvenlik kurumuna olan bütün hani borçlarını ödemiş olması gerektiğinden önce Ağustos döneminin o iş yerine ait bildirgesini vermesi gerekiyor. Muhtasar ve prim beyannamesiyle beraber. Ağustos dönemi verecek. Ağustos dönemi verdikten sonra Eylül'ün 1'i ile 5'i arası için muhtasar ve prim beyannamesini sadece o iş yerine ait prim hizmet tarafını doldurup gönderebilir. Bu şekilde daha sonra ödemelerini yaptıktan sonra sosyal güvenlik kurumundan ilişkisizlik belgesini alabilir. 26 Ağustos olduğunda ise Ağustos döneminde ilişkin beyannamesini vermesi gerektiğinden ancak Ağustos dönemine ilişkin ayın 10'unda bir beyanname vermiş olduğundan düzeltme beyannamesi vermesi gerekir. Çünkü bu ikinci beyanname artık. Bu beyannameye o kırmızı alanı işaretleyerek sadece geri kalan 9 iş yerine çalıştırdığı işçilere ilişkin bilgileri yazabilir, veri kısmını doldurabilir. Bu şekilde gönderebilir. Eylül olduğunda da o ayın 10'unda verdiği beyannamede Eylül'ün 1 ile 5'i arasını beyan ettiğinden tek iş yer için bu da artık düzeltme beyannamesidir. Düzeltme beyannamesi olarak beyan edecektir. O ilişkini kestiği iş yerine ilişkin hiçbir bilgi yazmasına gerek yok. O kırmızı alanı işaretleyip 9 iş yerini beyan edecek ve Eylül'de yaptığı vergi kesintilerini beyanname yazarak beyannameyi gönderebilecek. Damga vergisi konusunda soruluyor. Süresinde verilen bütün beyannamelerde beyannameyi ilk defa verdiğinizde bir damga vergisi var. Ama kanun süresi bitene kadar, hani ayın 26'sına kadar verdiğiniz bütün düzeltme beyannamelerinde doğal olarak damga vergisi yok. Ancak süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinde damga vergisi kesilecek. Beyannamenin tek damga vergisi var. Yani her beyanname vermemizde bir tane damga vergisi tahakkuk kesilecektir. Bu kısımları yine ben hızlıca geçiyorum çünkü Cenk Bey bunları anlatacak. Ödeme konusunda bir değişiklik yok. Vergi tahakkukları ayın 26'sına kadar ödenecek. Sosyal güvenlik kurumu tahakkukları ayın sonunda ödenecek. Bu kısım sizlerden en çok tepki aldığımız kısım sorumluluk kısmı. 18 Şubat'ta muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tebliğini yayınladığımız zaman tebliğin ekinde 340 nolu tebliğin ekinde yer alan aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini değiştirdik. İbrahim Bey biraz detayını verecek. Sorumlulukla ilgili maddeler eklendi. 5510 sayılı kanuna. Biz de bu maddelerin bir kısmını aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine ekledik. Biz sistemsel olarak beyanname verildiğinde sizler tarafından 18 Şubat 2017 tarihinden sonra sisteme aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin girmiş olmasına bakacağız. İnternet hepiniz bunu doğal olarak biliyorsunuz. İnternet vergi dairesinden mükellefle yaptığınız aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bilgisini bizim sistemimize giriyorsunuz ki bu sayede o mükellefin beyannamesini gönderebiliyorsunuz. Bu beyannameyi gönderebilmeniz için aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin tarihinin 18 Şubat 2017'den sonra olması gerekiyor. Şunu da burada söyleyeyim, sorularda geliyor. Aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri damga vergisine tabi değil. Bu sözleşmeler hizmet sözleşmelerin bir eki olduğundan damga vergisi uygulanmıyor. 2005 yılında zaten TÜRMOP aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinden damga vergisi kesilmesi gerekir mi gerekmez mi diye Gelir Dairesi'ne başvuruda bulunmuş ve Gelir Dairesi'nin bu konuda verdiği bir görüş var. Sizin de TÜRMOP'un sitesinde var. 2005 üst sayılı bir iç genelgeniz diyeyim. Oradan da okuyabilirsiniz. Aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinden damga vergisi alınmaması lazım. Hesaplanmaması gerekiyor. 2017'nin Haziran'ında biz bu beyannameyi yürürlüğe soktuk Kırşehir ilinde. 2018'de de 3 ile yaydık. Bugüne kadar niye bu iş uzadı? Bu işin uzamasının ana sebeplerinden bir tanesi ücret gizliliği mevzusu. Hani kanun değişikliği yapılırken de biz tebliğ yayınlarken de aslında bize bu şekilde hiçbir talep gelmemişti. Ben bir kamu personel olarak aslında özel sektörde ücretlerin gizli olduğunu az çok biliyordum ama böyle kesin sınırlarla hani böyle bir
aslında kutsal şey gibi bakılabilir ücret bilgisine. Yani insan kaynakları tarafı ücret bilgisinin başka birimler tarafından öğrenilmesini istemiyor. Bu yönde çok talep geldiği için bizden buna bir çözüm bulmamız istendi. Yani büyük şirketler tarafından ya da ücret gizliliği politikası uygulayan firmalar tarafından yoğun talepler oldu bakanlığımıza. Biz de ücret gizliliğini sağlamak için 1003B kodlu bir muhtasar ücret beyannamesi oluşturduk. Bunu meslek örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla diyeyim aslında, beraber çalışarak karar verdik. Şu an bu tabii baştan söyleyeyim, bu beyannameyi sadece kendisi beyanname gönderme yetisine sahip olan mükelleflerimiz gönderebilecek. Bir mükellefimiz var, hatten veya yanında bağımlı çalıştırıyor. Dolayısıyla kendi beyannamesi, kendi gönderme yetkisi var. Bir tane elektronik beyanname şifresi vardır kullandığı. Bunu büyük ihtimalle ya bağımlı çalışanına veriyordur ya da mali hizmetlerinden kim sorumluysa müdürü, onun kontrolündedir bu şifre. Bu mükellefimiz isterse vergi dairesine başvurarak 1003B beyannamesi göndermek için bir şifre alabilecek. Bu ikinci şifre olacak. Yani mükellefimizin bir şifresi vardı, başvurdu, bir ikinci şifresini aldı. Şimdi birinci şifrenin sahibi mükellefimizin o ana gönderebildiği bütün beyannameleri göndermeye devam edecek. Yıllık beyannamesini, geçici beyannamesini, KDV'sini, muhtasarın 1003A muhtasarını gönderebilecek. Ama bu birinci şifresiyle artık 1003B dediğimiz muhtasar beyannamesini gönderemeyecek. İkinci şifrenin sahibi de sadece bu 1003B kodlu muhtasar beyannameyi gönderebilecek ve sistemlerimizden onu görüntüleyebilecek. Diğer kalan beyannamelerin hiçbirini ne gönderebilecek ne görüntüleyebilecek. Birinci şifrenin sahibi de bu ikinci beyannameyi hiç ne gönderebilecek ne de görüntüleyebilecek. Peki bu iki beyannamenin farkı ne? Şimdi bizim muhtasar beyannamede hem ücretlerden yaptığınız kesintileri beyan ediyorsunuz. Ücret dışında da bir sürü kesintiniz var. Serbest meslek kesintisi, kira kesintisi, zirai kesintiler. Bir mükellefimiz, ücret gizliliği politikası uygulayan bir mükellefimiz, vergi dairesine başvurup 1003B muhtasar beyanname için şifre aldığı vakit, o ilk hani e-beyanname şifresi dediğimiz genel şifre var ya, onunla muhtasar prensip beyanlaması göndermeye çalıştığında, eğer bizim o 11 ile 20 dediğimiz ödeme tür kodları var ya, onları herhangi birini doldurmaya çalıştığında hata alacak. Dolduramayacak. Buna sizin yetkiniz yok denilecek böyle. Ya da ücret ilgili bizim kanunlarımızdan kaynakların teşvikleri beyan etmek istediğinde o alanları dolduramayacak. Diğer serbest meslek kesintilerini, zirai kesintilerini beyan edip gönderebilecek. İki nolu şifrenin sahibi ise bizim muhtasar prensip beyannamesinin sadece ücretle ilgili alanlarını dolduracak ve o ücretle ilişkin prim hizmetleri yazabilecek. Bu şekilde beyannameyi onaylayıp gönderebilecek. Burada tabii hani çoğu mükellefimizin merkezi şubesi var. Eğer mükellefimiz arzu ederse merkezi için de 1003B şifresi alabilir. Şubelerinin eğer muhtasar mükellefi var ise şubeler için de 1003B şifresi alabilir. 1003B şifresi almak için bir sayı sınırımız yok. Bu beyannamenin alanlarının muhtasar ve prensip beyannamesinin bir farkı yok. Aynı alanlar. Ben sunumu bitiriyorum izninizle. Ancak soru cevap kısmında gelen bütün sorulara cevap verebilirim. Sizden ricamız, şimdi yaklaşık 2 milyon 800 bin civarında muhtasar ve prensip beyannamesi mükellefimiz var. Biz Şubat'ın 26'sına kadar 2 milyon 800 bin beyanname bekliyoruz. Ben gelir dairesinin temsilcisi olarak çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ya da olmayacağını Allah'tan diliyorum böyle. Ancak şunu söyleyebilirim. Biz gelir dairesi olarak bugüne kadar ayın 26'larında hani 3 aylık muhtasar dönemin olduğu dönemlerde zaten 2,5 milyon muhtasar beyanname veriliyor. 2,5 milyon KDV beyannamesi veriyor. Siz de bu işin malumusunuz. Beyannamelerin ben
özellikle KDV beyannamelerin 1 milyon, en az 1 milyonu veya 1,5 milyonu son güne kalıyor. Yetişmediğinden diyelim böyle. Muhtasar beyannamelerin 4-5 milyon son güne kalıyor. Biz ayın 26'larında 2 milyon, 2,5 milyon beyanname alabilen bir idareyiz. Bunda bir sorun görmüyoruz. Dolayısıyla 2 milyon 800 bin mükellefimizin de zaten 2 milyon 750 binin çalıştırdığı işçi sayısı, ya hiç işçisi yok bunların, bir kısmının muhtasar mükellefi ama işçisi yok. Çok büyük bir sürü bir sahip. Yani 50 bin haricinin de işçi sayısı 1000'in altında. Biz özellikle bu 2 milyon 750 bin mükellef için, yani eminle konuşmak istemiyorum çünkü bu teknolojik bir şey. Başkanım söyledi. Hani kullandığımız cep telefonlarında bile uygulamalarda zaman zaman sorunlar çıkıyor büyük şirketlerde. Onunla olabilir. Ama onun dışında şu an bizim testlerde gördüğümüz sorun yok. Rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyoruz. Büyük mükelleflerde özellikle çalıştırdığı işçi sayısı şu an 20 binin üzerinde olanlarda. O da 36 mükellef falan var. Yani fazla değil. O mükelleflerin beyanname yüklemesi ve kontrol sonucu alması biraz uzun sürüyor. Bunu da gidermek için, azaltmak için bir haftadır yoğun bir şekilde testlerimizi yapıyoruz. Şu an ismini vermek istemiyorum. İki büyük şirketimizin verilerini aldık. Devamlı o 18 bin satırlık, 20 bin satırlık beyannameleri, hani binlerce tahakkuku var. Hani binlerce işleri var. Onları gönderip almaya çalışıyoruz. Süreyi yavaş yavaş azaltmaya başladık. Yani bu süre kastımız, biz bu süreyi 10 dakikanın altına indirmeyi amaçlıyoruz. Bu büyük mükelleflerde bile. Onun haricinde küçük mükelleflerde çok büyük konuşmak istemiyorum ama inşallah bir sorun yaşamadan bu süreci atlatacağız. Eğer bir sorun olursa da bugüne kadar hani kimseye mağdur etmek istemedik. Burada teknik bir sıkıntı olur. Beyanname alamayız. Beyanname yüklenmez. Ya da bizim dışımızda Türk Telekom'da olabilir, başka hatlarda olabilir. Sıkıntı olur. Bununla ilgili de çok çabuk tedbir alıp yani sizlere de ve mükelleflerimize duyuru yapmaya kararlıyız. Yani son gün, son dakika bu beyannameyle ilgili hani bir uzatma olacaksa son dakikaya bırakmayacağız. Öncesinde bunları size duyuracağız inşallah. Kırşehir ilinde veya Amasya Çankırı Bartın'da bu uzattığımızın, hani uzattık ama 2 yıldır zaten sorunsuz beyanname veriyordu bu mükellefler. 2 yıldır Kırşehir, Amasya Çankırı Bartın'da. Küçük mükellef grubu kabul ediyorum. Yani toplamın %1, %2'si değil bunlar. Yani 2 milyon 800 mükellefin orada toplam 20 bini var. Bu 4 ilde. Ancak uzatmamızın nedeni muhtasar ve bizim beyannamesinin içinde sorun değildir. Teknik olarak altyapımızı değiştirdiğimizden dolayı sorun yaşadık. Sizler veya mükelleflerimiz sıkıntı yaşamasın diye iki kurum ortaklaşa süreyi uzattık. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok da vakti zaman için mikrofonu ve sözü diğer arkadaşlara bırakıyorum. Çok sağ olun. Sayın Daire Başkanımıza gelir dersi yönüyle değerlendirmesine teşekkür ediyorum.